Evet, bugün Cansu da stüdyomuzda, babası Bayram Bey ile birlikte. Hoş geldin Cansu. Bayram Bey hoş geldiniz. Ve eşi İsmail de, halen eşi çünkü, nikahlılar. Bir boşanma davası falan açıldı mı bu arada? Açıldı efendim. Sen mi açtın? Evet, ben açtım. Anladım. Cansu, senin için artık galiba burası bitti görünüyor. Bu evet. Evlilik bir daha hani dönüş yok gibi hissettim. Peki iyi misin? Ailenin yanına döndün. İyiyim çok şükür. Zaten baban, abini tanımıyorum ama her başın sıkıştığında abini aradığına göre abin de düzgün ve zarar vermeyecek insanlar gibi geliyor bana. Bayram Bey zaten biz burada da tanıdık. İnşallah iyisindir. İyiyim çok şükür. Bugün gerçekten DNA testi sonucu açıklanacak. Size yemin ediyorum. Ben bilmiyorum sonucu. Hep öyle. Ben bilmiyorum. Çünkü diyorum ki söylemeyin bana. Gelsin açayım. Ben de herkesle birlikte öğreneyim. Ama ilk bize başvuran Bayram Bey ve eşiydi biliyorsunuz. Cansu kızımız 2,5 aydır haber alamıyoruz diye. Daha sonra eşi İsmail devreye girdi. O günlerde neler yaşanmıştı? Bir hatırlayalım efendim. Sonra da DNA sonucumuzu açıklayalım. Eşimi çok sevdim yani. Öyle böyle değil. Ama hala seviyor musun? Yani şu durumda kimse kabullenemez Serap Hanım. Hiçbir erkek bunu kabullenemez. 3 ay önce evdeki eşyaları apar topar toplayıp 1,5 yaşındaki kızı Aylin'i de alıp eşi İsmail'i terk etti. Ailesi kızları Cansu'nun peşine düştü. 29 Temmuz günü Cansu evdeki beyaz eşyaları sattı. Çocuğunu aldı. 1,5 yaşındaki aileni aldı, kimliğini, telefonunu vesairesini aldı ve gitti. Habersine indim gittim zaten kızım beni görünce başladı kaçmaya, bağırarak. Eşi İsmail acı gerçekle yüzleşti. Şimdi burası Cansu'nun kocası İsmail'le birlikte yaşadığı ev. Evet. Yani onların mahremi. Evet. Doğru mudur? Tabii. Evet. Şimdi Cansu buradan bütün eşyaları yüklüyor. Çeyiz götürür gibi yüklüyor. Kamyonu dayamış, yanında da Mehmet. Düğünden önce biz bunları almıştık. Televizyonu yeni aldım. Bak evet, televizyonu yeni aldım. Yani karşılaşacağınız şeylere de hazır olun. Serap Hanım bak ben işten çıktım uykusuz halinde bak 2 gündür buraya geliyorum. Gizli tanıktan boşanmadan evlendiği iddiası. 4 Eylül tarihinde dayı Mehmet ve Cansu'nun düğün törenine katılmış. Ama dayı şunu söylüyor, Cansu çok mutlu ve ben Cansu'nun evli olduğunu programımızda öğrendim diyor. İsmail'in kapısını Mehmet açtı. Oğlumla gelinim eve gittiler, o Mehmet kişisi kapıyı açmış. Benim evimde Mehmet mi açmış şimdi abla, yanlış anlamadım değil mi? Evet doğru anladım. Bunun ablası... Tanıyorsan... Vallahi Allah kahretsin, daha başka hiçbir şey demiyorum ya. Yayınlarımız sonucunda ortaya çıktı. 2,5 ay sonra karşınızda Cansu var. Cansu merhaba. Merhaba. Aylin bebeğin babası İsmail mi? Fakat Cansu ortaya çıktı ve bizim ekibimizle birlikte önce tabii İsmail bir DNA örneği verdi. Cansu da küçük Aylin'le birlikte gittiler ve DNA örneği verdi. Bebekten, 1,5 yaşındaki Aylin'den. Cansu, gerçekten Mehmet'le hiçbir şeyiniz yok mu duygusal? Hayır. Yok. Yok. Ama sen evlenip İsmail'le birlikte yaşamaya başladıktan itibaren Tekirdağ'da onunla karşılaştın, görüştün. Yani. Evet. Peki biz onu ararken mesela hiç yayına bağlanmadı. Hani Cansu arkadaşısın ya, Cansu'nun haberim yok, var. Şöyle böyle hiçbir şekilde iletişime geçmedi mesela. Arkanda durmadı senin pek. Bayram Bey siz hala Mehmet'e tepkili misiniz? Ya bilmiyorum şimdi. Mehmet'in ailesi hani bizi onlara zarar verdiği bize bildirmemişler. Aramamışlar bizi yani. Hmm. Korkmuşlar bizi yani. Bence korkmanıza gerek yoktu. Öyle adamlar değiller yani. Hayır, bir de aralarında bir şey yoksa niye zarar versinler? Yani ne? Onlar öyle şey etmişler yani. Hani ona emanet ettiniz. Ondan sonra yani sen Cansu onların evinden de Mehmetlerin evinden de bir süre sonra gittin ve bir daha Mehmet'i hiç görmedin değil mi? Evet. Hiç görmedin. Görmedim. Anladım. İsmail peki hala yani boşanma lafları geçtiğinde İsmail iddiaya göre bayılıyormuş, ayılıyormuş. Öyle şeyler oldu mu gerçekten? Oldu. Sen istiyordun boşanmayı. Yani. Anlaşıldı. İstemesem zaten babamın evine gitmezdim yani. Evet.
söylemezdim boşanmak istiyorum. Baban kendinde kusur buluyor zaten. Keşke yapmasaydım. Keşke. Ya ben babamı suçlamıyorum zaten. O da hani çocuğunun yuvası yıkılmasın diye istedi. Hani evladım var dedi sonuçta ama olmayınca olmuyor. Evet. Çok da zorlamamak lazım yani, böyle konularda. Zorla güzellik olmuyor. İsmail ne hissediyorsun? Kimse de yuvasının yıkılmasını zorlama şey yapmaz Serap Hanım. Ama Cansu'ya ben bir tek bir şey söylüyorum. Burada madem öyle bir şey dedi ki hani hiçbir alakam yok. Mehmet'in kullandığı hat Cansu'nun üzerine ve onun faturasını Cansu ödüyor. Nereden bu, biliyorsun o dediğimi? Ve para o hat onun bende? Üzerine değil mi? Bende para var mı? Nereden biliyorsun bak, sana o dediğimi? Veriyorum bak telefonları satıyorsun. He. Ona veriyorsun he. Mehmet'e. He. Benim evimi boşaltan adama veriyorsun. Ya ben muhatap olmak istemiyorum. Peki, konu peki, kapansın tamam. Ben DNA testi çıksın ben çıkmak istiyorum buradan. Peki getirin arkadaşlar o zaman. Peki. Tabii bir koca da karısına şunu sorar. Teşekkür ederim. Niye bunu, sen lafınızı şunu sorar. Bunu hani başında soracaktı. Baştan sahip çıkacaktı. Baştan yapacaktı her şeyi. Bunu söyle işte yani. Baştan Cansu. Sahip çıkacaktı. Söyle, bunu söyle işte. Sahip çıksaymış o zaman madem karısı olarak görüyor ya beni. Sahip çıksın. Cansu, niye çıkmadı? Zaten gece 2'de bir erkek, kadın çalışıyor olabilir, mecbur da olabilir. Ama gece 2'de bir erkek her gece gider karısını iş yerinden alır. Neden almadı biz o zaman? Biz böyle öğrendik. Alsaymış. Biz böyle öğrendik mi İsmail? Serap Hanım, ben kusura bakma. Serap Hanım ben... Özü bu gece... aslında olayın da kimse konuşmuyor. Yani gerçekten Cansu bunu söylemelisin. Söylüyorum bak, ben onu arıyordum. Yani ben yaptığına hakkını kazandırmak için söylemiyorum. Ben 12'de çalışıyorum ama. Tamam 12'de tamam. Gideceksin. Uyumayacaksın. 12-8 ise o zaman karını ona göre bir işe evet. Sokacaksın. Gecenin ikisinde eğer bir servis aracı yoksa kadın evden çık işten çıkıp gece 2'de sen eve minibüsle mi otobüsle mi yürüyerek nasıl gidiyordun Can? Yürüyerek gidiyordum. Bazen patron bırakıyordu taksiyle. Gece 2 ya. Bunlar hoş değil İsmail. Ya yani bunlar bizim geleneğimize, göreneğimize, karı koca aile evli olmasa abisi alıp getirecek. Serap Hanım kaç kere aramış. İsmail bak gel beni al demiş, gitmemiş. Ben ha? Kaç defa bekledim bak orada. Kaç defa ya bekledim. Ya sen beklemiyorsun İsmail. Bak, kaç sen defa bekledin orada. Bekledin bana diyorsun. Sen kendin gelirsin ya diyormuş. Bana diyorsun bak, ki hadi diyorsun. Ben orada affedersin bitmedi. Tezgaha bakıyorum, kasaya bakıyorum, temizlik yapıyorum, dükkanı kapatıyorum, komple temizlik yapıyorum. Kapatıyorum, tekrardan çıkıyorum, buraya geliyorum, eve geliyorum. Ne yapayım ben? Hani senin dediğin saatte ben çıkamam. Kendin biliyorsun. Dükkana uğramıyorlar. Dükkanı ben açıyordum, ben kapatıyordum. Öğlen 2'de 3'te açıyordum. Gece 2'de. Hayır, sabah eşi açıyordu patron 9-10 gibi. Ben geldikten sonra eşi çıkıyordu, gidiyordu evine. Onun da evine şey yapıyordu. Yani elemanı var 2'de 3'te bu gidiyor. Gece 2'ye 3'e kadar devam ediyor olmaz, yani. Olmaz. Hayır, olmaz aslında olmaz. Normal ya. Ya hakikaten olmaz. Bekar olsa işte abisi gidip alacak ya da babası yani. Gidip alacak. Evliyse kocası alacak. O saatte çalışmasından rahatsızsa gündüz çalışabileceği bir iş. Eğer tabii ki hayat müşterek, tabii ki çalışacak. Konu o değil zaten. Ama bu kadar başıboş bırakılmaz. İsmail bir kadın bırakılmaz. Hırlısı var, hırsızı var. Ne bileyim ben iyi niyetlisi var, kötü niyetlisi var. Kafasını çelmek istiyor. Serap Hanım orayı bir sürü. Zerhoşa geliyor, içkilisi geliyor yani. Evet çalıştığı yani. Bir kokoreççi. Hepimiz yani. Biliyoruz gece geç saatlerde insanlar alkollü gidebiliyorlar vesaire. Genç güzel bir kadın. Yani yapmamak lazımdı. Bu arada annen Cemile Hanım da hatta. Cemile Hanımcığım merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Yayınlar canım. Teşekkür ederim. Bu arada kızın, torunun yanına geldi. Gözün aydın. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizlerle ekibinizden çok Allah razı olsun. Canım benim. Şimdi ben tabii İsmail'e de çok üzüldüm. Ya yani İsmail'e üzülmedim desem yalan olur. Çünkü tabii canım, her yani. Sonuç olarak bir çocuk var ortada. Bir paylaşılmışlık var. Bir yuva yıkılıyor. Kolay bir şey değil. Yani, İsmail'in yuva yıkılıyor yani. Şimdi ben Cemile Hanım siz de hatta kalın lütfen. Şimdi bu şu DNA sonucunu da bir açıklayalım. Ben de sizinle evet. Beraber öğreneceğim. Emin olun ki. Hayırlısı inşallah. İnşallah. Sonuç. Lokusta dışlamaya rastlandığından İsmail Köklükaya'nın Cansu Köklükaya'dan olma, Aylin Hüsna Köklükaya'nın biyolojik babası olamayacağı kanaatini bildirir ekspertiz raporudur. Senin olamayacağım mı? Evet. Allah kahretsin be. Allah seni kahretsin.
Ne yaptı? O mu ne yaptı? Yaptı? Evet o yaptı. Nasıl o yaptı ya? Onun çocuğu değil diyorum ben sana. Onun çocuğu değil. O ne yapsın? Adaletin karşısında hepinize... Kaç para verdin? Cansu ne demek istiyorsun? Cansu. Yapıyor. Cansu. Ben bunu tanıyorum. Cansu. Yapar. Bunu yapan Cansu. O değil. O. Nasıl o ya? O. Biliyorum o. Cansu yapma Allah aşkına ya. Niye benimle Cansu. Birlikte gelip yaptırmadı peki? Gene gidin istiyorsanız beraber gerek gidin. Yok artık. Boş niye ver. Gerek yok? Gerek çok yok. Çok istiyorsan bir daha yaptıralım. Gerek yok. Niye boş gerek ver. Yok Cansu? Boş böyle ver. Bir şey için gerek yok denir bu, mi? Bu üniversite ben... hastanesinde ve bu noktalara en hassasiyet gösteren bir kurumda olur yapılıyor. Olur mu yani? Adli oranın... tıp ana bir üniversitenin adli tıp ana bilim dalı ben tarafından yapıldı ana bil... bu. İnanmıyorsun. Yani tamam. Dışarıda özel sektör kuruluş tarafından Cansu değil. Bir şeyi artık lütfen çocuk olma artık büyüyor. Ben çocuk değilim. Ben gayet... Yarın beraber gidin olur mu? Gerek yok. Ben niye? Ya böyle bir şey için gerek yok tamam. Denir mi ya? Tamam. Ortalığı açıklandı yıkarım tamam. Bir daha yapılacak tabii. Derim. Ortalığı tamam, yıkarım hemen bir daha. Hemen dava aç. Yani bunun iftira aldığını düşünüyorsunuz hemen dava aç. Babası İsmail değil. Değil tamam. Eğer başka biri ise o da gelsin cesaretle çıksın o zaman tamam. DNA versin. Birisi daha varsa Cansu bildiğin. Mehmet'ten şüphelenirse o da gelsin o da ben versin. Ben kimseden şüphelenmiyorum. Şüphelenen varsa çağırsın gelsin o da yaptırsın. Niye sen çağır? Niye ben çağırayım? Nereden çağırayım? Bak şimdi ben kimseyi çağıramam. Ancak sen dersin ki İsmail değilse X kişi olabilir dersin. O X kişiye de dersin ki... Hani gel, şüphe onun üzerinde ya ben onu demek istiyorum. Ben kimseden şu anda şüphelenmiyorum. Benim şimdi, öyle bir şüphe duyma gibi bir taraf tutma gibi durumum yok. Bu tarz biliyorsunuz testler rıza ve muvaffakata dayalı testler olduğu için her iki tarafın da rızası ve muvaffakatiyle alınan DNA örneklerine göre verildiği için itibar edilmesi gereken bir evraktır diyorum. Sen Cansu. İstiyorsan yarın İsmail, sen, Aylin bir daha gönderirim, bir daha yaptırırım. Gerek yok diyemezsin buna. Böyle bir şey eğer ki gerçekse değil, hayır kesinlikle onun eminim diyorsan ben buna itiraz ediyorum diyorsan sonuna kadar itiraz edersin. Gerek yok diyemezsin Cansu. Artık bence büyü. Ve gerçekleri. Ben büyüdüm. Bir de şöyle bir gerçek var. İsmail'in çocuğunun olması milyonda bir ihtimal zaten. Bunu hoca söyledi. Çünkü biz DNA... Tedavi biz gördüğümüzde... geçen hafta onu bir kontrole... Kendisi biliyor. Birlikte gittik tedaviye. Hocam raporları siz yani gördünüz. En son yapılan tetkiye göre çocuğu tabii ki milyonda biri olabilir. Mucize her zaman gerçekleşebilir. Çok ciddi erkek infertilitesinden muzdarip. Biz birlikte abi bıraktık. Doktor bana dedi ki bir sene sonra, iki sene sonra, 10 sene sonra, 20 sene sonra dedi, bir ihtimalle çocuğunuz olacak dedi. Olma gibi bir ihtimali yok dedi bana. Ama olmamış. Cemile Hanım. Efendim. Evet. Aylin'in babası İsmail değil. Şimdi ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Ben bu yeniden yani yeniden olmasını istiyorum. Tabii ki. Tabii ki memnuniyetle. Ben yeniden olmasını istiyorum. Yani bunda ben yani şaşırttım yani olmadığı için. Bunlar tedavi gördüler. Benim zaten tedavi gördüm. Valla Cansu sizin kadar şaşırmadı. Ben öyle görüyorum. Evet. Çünkü Cansu'nun ısrar etmesi ben gerekir. Ben böyle bir şey yapmış olsam zaten test yaptırmam değil mi? Cansu'cum i̇şte. O zaman demen lazım ki gerek yok dememen lazım. Cansu'cum şöyle demen lazım. Ben sürekli ama dakika başı test mi yaptıracağım hanımefendi? Ne var? Ne var? Sen yap bir şey. Cansu. Sana bir şey yapılmıyor ki. Gidiyorlar çocuktan bir sürüntü alıyorlar. Bunda ne var? Sen vereceksin şeyini yaparlar. Onda bir sorun yok. Ve İstanbul'da yaşıyorsun. Yani kalkıp başka bir yerden seni getirip günlerce burada öyle çok basit. Buradan bile gönderirim hemen sizi. İstiyorsan İsmail de başka bir arabayla aynı anda şeye girersiniz. Böyle bir tereddüt olabilir mi? Yani, evet yani belki olabilir. Yani bir tehlik olabilir yani. Ben olamaz yeniden da almasını Cansu istiyorum. Diyor ki, benim efendim. Böyle bir şüpheli durumum olsa sizce ben kendimi pozisyona sokar ve bu testi verir miydim? Diye. Yani derdim yani yaptırmak istemiyorum şüphelerim var bir, derdim. Bir neden bir bahane bulurdum diyor. Cansu'cum çok benzer durumda olup bu sonuçla karşılaşanlar evet. Oldu. Neden oldu? İşte eşi var filan ama aynı tarihlere denk gelen bir yakınlaşması olmuş birisiyle bir şey. Bunlara denk buradan geldik yaşadık. Şunu belki seyircilerimize söylemek gerekiyor. Yani doğum kontrol yöntemleri kullanabilirsiniz ama hiçbiri %100 korumaz. Doğum kontrolü, her doğum kontrolü yönteminin bir riski vardır.
Evet. %99.9. Yani bu çocuk, çocuğun babası İsmail değil. Ama ben memnuniyetle seni bugün, yarın, yani Cemile Hanım, Bayram Bey, sizin fikriniz ne? Siz dondunuz kaldınız. Kızım sen, Cansu. Evet, bu? Duyuyorum. Bir saniye. Baba zaten ya. Öyle bir şüphe. Ya başkasıyla hani affedersin, yapma. Millet test yaptırma. O zaman özele gidelim. Özel yaptıralım bunu. Özel değil mi? Hayır, özel değil. Olur mu? En güvenilir yerde yapıldı. En güvenilir yer burası. Özeldekini kabul etmiyor bile. Şey tabii bile, özel bir kabul etmiyor, tamam mı? Değil, hastane değil burası. Burası bir üniversitenin adli tıp ana bilim dalı. Yani resmi bilir kişilik kurumu sayılır. Eminim, devletin baba, resmi olsam, bilir kişisidir. Testi yaptırmazdım. Adli niye yaptırayım kendimi dalları? Bunca insanın içinde rezil edeyim? O zaman yeniden gidelim yaptıralım ya. Madem şey... Ben direkt boşanma davasını açmak istiyorum. Direkt boşanalım biz. Ben bir daha da buraya gelmek istemiyorum. Test? Yaptırmıyorum. Gerek yok. Neden? Değil madem. Onun değilse tamamdır. Ben çocuğuma bakarım. Konu yok, o zaten... değil ki. Konu o değil ki. Onun çocuğuysa eğer sen şüphe duyuyorsan bu testten ve onun ya. Çocuğuysa da bir adamı çocuğundan mahrum etmiş oluyorsun. Hayır, zaten boşanma davası esnasında adli tıp kurumu tarafından da bu yapılacak. Çünkü babalık davası açacak, babalığın reddi davası açacak. Efendim Cemile Hanım, tabii ki de. Efendim Cemile Hanım. Evet, ben yeniden olmasını istiyorum. Ne zaman o yeniden bir daha yapılsın ya. Bayram Bey. Kızınız istemiyor. Ne diyeyim Selam Hanım ya, bilmiyorum. Bayram Bey de çok emindi. Ama ben Cansu'cum bir hesap hatası yapmış olabilirsin. Çünkü ben bu çocuk, İsmail'in çocuğu. İsmail. Bir şey yani bir daha yapasın bakalım. Tekrardan bir daha ya denersin. Oyuncak zaten. Mı bir daha yapasın? Hayır, yapılsın ama bir... siz önce kızınızı ikna edin devletin bence. Devletin adli tıp, yani bilir kişisinde yapılmış. Daha nerede yapılacak? Ya çok kızınızı ikna edin. Boş verin. Onun babası bulunur. Babası kimse bulunur o. O biliyordur. Yani neyse. Bulunur, kimse bulunur. Kim olacak? Yani bu karşısındaki Cansu, ben eminim ya. Bilimsel bir veri karşısında nasıl böyle konuşabiliyorsun hala ya? Nasıl yani? Bilimsel bir şeyden bahsediyorum sana sonuçta. Ve sen hala karşımdaki diyorsun. Bir daha yapılmasına gerek onun yok onun yapamayacağı diyorsun. Hiçbir şey yok. Ben ne size bu kadar soruyorum. Ya? Onun yapamayacağı hiçbir Cansu, şey yok. Cansu bak bizi de töhmet altında bırakıyorsun. Bak. Gerçekten çok mantıksız. Hayır, sırf bizi töhmet altında bıraksanız iyi. Koskoca profesörler oradaki ana bilim dalı başkanları, rektörler, dekanlar, silsile halinde hepsi töhmet altında. Çünkü oraya, bakın oraya hoca bizi, adli tıp kurumunun başkanı hoca, yani ana bilim dalının başkanı üniversitenin, Ersu Hoca karşılıyor. Direkt kimlikle, onunla, bununla başka bir şey yapma ihtimali sıfır. Yani sıfır. Çocuğu da götürüyor. O zaman sen de bir şey yaptın. O zaman sen çocuğu yanlış çocuk götürdün mü diyeyim hayır, ben de sana. Bir de Serap Hanım hadi milyonda bir ihtimal hata oldu. Mucize oldu, bir hata oldu. Eğer bir daha yapalım diyoruz, hayır diyorsunuz. Bir iki kere hata olması mümkün değil yani. Ben vallahi ben size bırakıyorum. Bu arada eğer ki hani sen dedin ya şüpheli Mehmet belki odur diye. Benim ağzımdan öyle bir şey çıkmadı. Yani hayır, konu onun üzerinden ya, onun yanına hani onunla birlikte gittim ya. Ondan şüphelenebilirsiniz demişler. Ben yani birkaç kere binaya girdi çıktı falan ben filan. Ben kimseden şüphelenmiyorum. İsmail kimden şüpheleniyorsun? Kimden? Bilmiyorum hocam. Peki ben, eğer... Ben işteyken eve o Mehmet alındı mı alınmadı mı? Alındı. Tamam. Alındıysa madem bak, ablan alındı. Dibimde oturuyor, yanında oturuyor. Alındı. Niye kontrol etmiyor? Niye gelip bakmıyor? Niye seni kontrol etsin? Hayır, Cansu. Hayır ama bak bütün hani her kapı çaldığında kim o kim o deyip Cansu, kapının deliğinden gözetleyen insan niye bu onu kadar? Yani herkesin girip çıktığını gören onun da girip Cansu, çıktığını görür. Niye bu kadar öfkelisin sen? Öfkeli niye değilim ben. Bu kadar agresif, öfkeli, bu kadar bak yanında baban var, sana destek çıkan ailen var. Sen niye bu kadar bu yaşta öfkeli bir kızsın? Benim öfkem kimseye değil. Benim İstemiyor öfkem adam senden boşanıyor zaten. Tamam boşansın öfke artık. Öfke duymana boşanalım. Gerek yok. Bence sen bu sonuca öfkeleniyorsun. Hayır. Çünkü bu gerçek. Tamam sizin şeyiniz de gerçektir. Öfkeye yanılmaz. Öfkeye yanılmaz sen. Bu gerçek. Ya kızım bak tamam, kendine şüphen yoksa gel iğne yaptır o zaman. Gerek yok baba boş ver. Ben istemiyorum. İstemiyorum. Ben derim ben ki o zaman arkadaşın olur. Madem Mehmet'ten de şüphe duyuyor herkes. Rica et Mehmet senden şüphe duyuyorlar. Gel sen de bir DNA örneği ver de o da versin bakalım. O zaman belki ondan da çıkmazsa bir daha yaptırırsın İsmail'le. Ama Mehmet de bir çıksın madem şüpheler var. Madem bazı söylentiler de çıktı. İşte karakolluk olunmuş, siz gidin ben Cansu'yla yaşayacağım denmiş.
bir iki kişi işte evden çıktı diyor, öbürü girdi diyor eve diyor, eşyaları o taşıyor. Böyle bir şüphe varsa o da versin, arkadaşın ya, senin için yapsın bu fedakarlığı. Şüpheleri yapar. De üzerinden kaldırır. Ne dersin? Yapar. Yapar mı? Yapar. E tamam. Öyle yapalım o zaman istersen yavrum. Tamam. Öyle yapalım ama bence sakin ol ya. Ya ben sakinim. Öfkeli olma. Olma, bu hayatta öfke iyi bir şey değil. Hatalar da yapabilir. İnsanlar için hatalar. Bir şey de olmuş olabilir ben ama bu adamın da canı yanmasın. Birinin canını yakarak mutlu olamazsın. Tabii. Yani bir tarafı yıkmadan da başka bir hayat sürülebilir. Ya burada 3-5 sene birbirinizin ekmeğini yemişsiniz. İyi günleriniz de olmuştur. Burayı da yakıp yıkmadan daha sakin bir düşünceyle Bayram Bey siz de konuşun kızınızla. Cemile Hanım sen de konuş. Burayı da yıkmaya gerek yok. Yazık, tamam anlaşamamış olabilirler ama Mehmet de senin arkadaşınsa destek olsun sana. Versin o da bir DNA örneği. Ondan sonra bakalım, olur mu yavrum? Öyle yapalım. Sakin olalım. Ben bir daha buraya gelmek istemiyorum. Tamam. Bence sakin olalım. Bence İsmail de şu anda konuşmasın bir daha. Çünkü o zaman çok karşılıklı yükseliyor şeyler. Onun için Serap öyle Hanım, yapalım. Tek bir şey söyleyeceğim. Söyle. Tek bir şey ama. Herkes adalet hesabını versin. Tamam. Tamam. Başka sen hiçbir şey ama ben veririm. Tamam. Cansu benim dediğim gibi olsun. Siz de bir aile olarak toplanın. Bunu konuşun aranızda.